Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün ne yapacağız? Bugün videonun başında gördüğünüz gibi aracımızın torpidosuna neon kablo, namı diğer ip neon uygulaması yapacağız. İp neon değil de neon ip desek daha düzgün olacak. Diğer türlü biraz küfür gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız malzemeler bunlar. Hatta ben malzemeyi şöyle dizdim. Malzemeyi size yakından tanıtacağım, göstereceğim. Fakat bu uygulamayı yapanlar YouTube'da bununla alakalı onlarca, yüzlerce, belki de binlerce video var. Fakat herkes yalan yanlış bir şeyler yapmış. Fakat bu uygulama yaptıktan sonra ne gibi sonuçlar karşılaşılıyor? Bunların kimse bahsetmemiş. Herkes çakmağı takmış, göstermiş. Evet arkadaşlar, bu neon kablonun püf noktalarına gelelim. Şimdi bu arkadaş internette 30 lira civarı satılıyor. Bu şekilde geliyor takım olarak. Böyle çakmaklık girişi var 12 voltla. Artı yanında şöyle bir adaptör sürücüsü var. Bu 12 voltu ya 1.5 ya 2 volt, hadi 3 volt diyelim. 3 volta düşürüyor. Şu neon kablolar ışıklarda 3 volta çalışıyor arkadaşlar. Tam bu bu şekilde çakmağa takılınca çalışıyor. Hatta göstereyim ben size. Çakmağımızı takalım. Tabii öncelikle bizim çakmağımız kontağa bağlı olduğu için kontağı açmamız gerekiyor. Bakın beyaz olarak yandı. Temassızlık yaptı çakmağımızı. Evet, bu şekilde yandı beyaz. Çakmak temassızlık yapmış. Fakat arkadaşlar gelelim ki şu çakmaklı soketi çok dandik. Hakikaten 3-5 günlük kullanacak malzeme ve aracımızın şu torpidosunda kaliteyi oldukça düşürecek kalitede. Bir de şunu hatta açayım, ben size göstereyim. Şimdi bu şekilde geliyor, fakat bunu tabii kesilebiliyor. İstediğiniz boyutu kesebiliyorsun bunu. Bu arada arkadaşlar bunu da belirteyim. Bu neon kablonun 6-7 rengi var. Beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, açık mavi var. Bazı arkadaşlar ben görüyorum biraz sanki buradan almışlar, böyle dolaşıyor şöyle torpidonun şurası dolaşıyor, şöyle gidiyor, üstten geliyor, böyle şu öne doğru geliyor. Yani olduğu gibi dolaştırmışlar, hani kablo bolluğundan olsa gerek. Şimdi bu neon kablo arkadaşlar orijinal olsun diye düşünüyorsanız kısa kısa küçük parçalarla yapmanız, mesela atıyorum bizim aracımızda şu bölüm uygun, şöyle küçük parça. Daha sonrasında kesip araya ek yapıp farklı yere kullanabilirsiniz. Ya bu neon kablolar aracın orijinal durmasını istiyorsanız kısa kısa kullanmakta fayda var. Bir de bunu uygulamadan önce arkadaşlar kendi aracınızda, bizim aracımız Nissan Almera. Herkes kendi aracında kendi kullanacağı bölümleri kendi projesini geliştirirse daha sağlıklı olur. Şimdi arkadaşlar tek tek kurulumunu göstermeyeceğim. Neden? Çünkü ben bu videoyu 30 dakika bile anlatsam size. Çoğu arkadaş videonun ilk dakikasına bakıyor, sonra son bitmiş haline bakıyor, arada herkes atlamış oluyor. Bu sefer tekrardan herkes soruyor, abi nasıl yaptın, nasıl yaptın, video izlemiyor çünkü, herkes atladığı için gerekiyor çekmeye. Şimdi şöyle, projemiz şu, buradan çakmanın arkasından arkadaşlar 12 volt kablo alacağım. Almış olduğum bu kablolara şu voltaj sabit voltaj regülatörünü bağlayıp almış olduğum kablodaki voltajı 12 volta sabitlemiş olacağız. Yani voltaj dalgalanmadan etkilenmeyeceğiz, planımız bu. Daha sonra bu neon kablonun artı eksi ucunu bu almış olduğumuz voltajın artı eksi ucuna bağlayacağız. Bu şekilde yanacak. Her kapıdan ayrı ayrı hat alacağım. Ve o hatları arkadaşlar şu vitesin altında birleştireceğim, toplayacağım. Yani 4 tane kablo artı torpidonun gelecek 5. kablo. 5 parça arkadaşlar kabloyu birleştirip şu sabit voltaj regülatörüne birleştireceğim. Ve bunu da arkadaşlar çakmağa bağlayacağım. Projemiz bu şekilde olacak. Fakat bu projenin de şöyle bir eksi tarafı var. Arabamız çalıştığında sürekli bunlar yanmış olacak, yanacak. Fakat gündüzlerde de yanacak. İstemiyoruz. Bazı zamanlarda özel durumlarda ışıkların içerideki ışıklar rahatsız edilir. Sürekli açık kalması da insan hakikaten keyfini kaçırabilir. Bunun için arkadaşlar araya şöyle bir düğme atacağım. Artı, eksi, aç kapa düğmesi. Bunu AliExpress'ten almıştım. LED off diye. Şu da hatta mavi ışıklı. Yani bizim neon kablolarımızın görseline uygun bir ışık olacak. Evet, özellikle şoför kapısını şu kabloları monte edebilmek için kapıyı komple söktüm arkadaşlar. Kapının bakın bağlantısını açtım. Bayağı tabii uğraştırıcı, gözüktüğü gibi kolay bir işlem değil. Bakın arabanın içini ne hale getirdik. İnşallah toplayabiliriz. Batın bastak tabii. One hour later.
Evet, uygulamanın en zor yerini hallettik arkadaşlar. Bakın bu kabloyu, şu bağlayacağımız kabloyu aracın içine vermek biraz sıkıntı bildiğiniz gibi. Zaten şu kapının içinden geçirmek, şu eşikten geçirmek, hortuma geçirmek sıkıntı. Bak şuraya deldim. Şuradan kabloyu aldım. Şuradaki bir delik daha açtım. Buradan delik içeri salarak kabloyu buraya verdim arkadaşlar. Buraya kadar olduktan sonra gerisi içeride bağlama işlemi. Vitesini orada bağlayacağız dediğim gibi. Diğer ucuna da şuraya bu neon kablomuzu bağlayacağız. Tabii onun ayarlaması yapacağız. Estetik bir görüntü oluşacak. İşlem böyle devam ediyor. Yorucuymuş. Tahmin ettiğimden daha yorucu çıktı. Herhalde bir kapı yaklaşık bir saattir uğraşıyorum burada. 4 kapı demek ki 4 saat. Biraz yorgunluk 5-6 saat sürecek gibi. Olmadı yarın bırakır devam ederiz. İşlem böyle. Evet. Hadi bakalım. Tomorrow. Evet, hala kablo bağlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın etraf biraz dağıttık. Biraz müzik eşliğinde. Şu kapıyı yaptım. Evet, arka kapıyı söktük. Buralar olduğu gibi çöple döndü. Şu arka kapıyı da yaptım. Şu sol arka kapıdayım. Bir de sol ön tarafın bağlantısını yapacağım. Daha sonra vitesi toplayacağız. Böyle müzik dinleyerek yavaştan yavaştan vaktimizi öldürüyoruz. Hadi şimdi sizi meşgul etmeyeyim fazla. Ben işimi hala devam edeyim. Böyle kabloları bantlıyoruz. Tabii olduğu gibi emek gerektiriyor arkadaşlar. Fazla zor bir işlem değil. Fakat hakikaten uğraştırıcı. Bunu bir ustaya götürseniz 200 lira yapmaz. Öyle değil mi size? Ya kendiniz yapacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. Başka seçenek yok. Çünkü bu kabloları buradan alttan geçirmek, etmek, kesmek hakikaten tahmin ettiğimden daha yorucu çıktı. Ama sonlara geldik. Zevkli bir işlemdi benim için. Tabi üstümüz başımız herhalde yağ pislik oldu ama olacak o kadar artık. Git. Medur ne olur. One eternity later. Evet arkadaşlar, dün başlamış olduğumuz uygulamayı bugün bitirebildik. Yaklaşık toplamda 4 saat gibi bir süre sürdü. Yapmış olduğumuz uygulamayı ufaktan bir hatırlatalım tekrardan neler yapmışız. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu kabloları şuraya çektim. Gündüz gözüyle böyle daha iyi anlaşılır. Bakın bu kapıları komple açılması gerekiyor. Açılmadan bu uygulama yapılmıyor. Öyle ben fark yaparım diye düşünen arkadaşlar varsa yanılabilir. Bu kabloyu arkadaşlar çekmiş olduğunuz kabloları şu aradan körükten şu arka base tunundan şu altlardan öne geçirdim. Aynı uygulamayı diğer tarafta da yaptım. Bakın diğer tarafta göstereyim hatta. Bakın şöyle geliyor. Şu yanları körükler arkadaşlar. Körün dışına almak tabii daha iyi çünkü körün içinden geçirmek biraz sıkıntı. Bakalım önlerde bu şekilde. Gündüz gözüyle. Bakın. Herhangi bir leke, kablo pisliği gibi sıkıntı yok. Hatta şuraya da göstereyim. Şurası torpidomuzun ön tarafı. Bakın buradan gelen kablo. Şöyle. Bizim almeralarda şurada ufaktan bir çıkıntı var. Fakat burada bu neon kablo durmuyor. Ufaktan ben içine silikon çektim. Silikon üzerine yapıştırdım ki atmasın diye. Şuranın ek yaptım arkadaşlar. Bakın kablo pisliği gözükmüyor. Bakın sıkıntı, şu anda herhangi bir problem yok. Şurada ufaktan kablo çıkmış. Tamam, onu da aldık. Şimdi videonun başında arkadaşlar böyle bir led anahtarı alıp açma kapama yapacağımı söylemiştim de. Fakat bunu bağladım. Bu anahtarı monte edecek yer bulamadım. Aracımızda böyle bir yer uygun değil. Daha uygun, daha küçük, kibar bir düğme alıp artık şuralarda, konsolun buralarda bir yere veya şu altlarda bir yere, şuralarda bir yere küçük bir düğme koyup bu neon kabloları aç kapa yapacağım. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yapmış olduğumuz bu neon kablo uygulamasını beğenmişsinizdir. Tabi detaylara girerek fazla abartarak böyle videoyu böyle 20-30 dakikada çıkartıp dakikaya oynayarak sizi sıkmak istemedim. Zaten detayları bu işle ilgilenen arkadaşlar varsa YouTube'da onlarca yüzlerce bu neon kablo uygulama videosu var. Oralardan bakabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.